Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı. 4 büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Kulüplerin, önümüzdeki 1,5 yıl içinde borç ödemesi yapmayacağı kaydedildi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri ile bankalar arasında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağoğlu önemli açıklamalar yaptı. Finansal yeniden yapılandırma anlaşmasında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağoğlu, bugün yapmış olduğumuz anlaşmayı sadece borçların yeniden yapılandırması olarak değerlendirmek pek doğru bakış açısı olmaz. Bu aynı zamanda yıllardır var olan ama bir türlü kulüpler olarak uymadığımız, hep arkasından dolaşma ihtiyacı hissettiğimiz finansal fair play kurallarının ihlalinin önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Trabzonspor Kulübü özelinden konuşacak olursak, geçen sene hak ettiği Avrupa şampiyonalarına katılma yasağı ile yüzleşen ve çok ciddi bir gelir kaybına uğrayan bir kulübün başkanı olarak konuşuyorum. Bugüne kadar yaptığımız finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Bankalar Birliği burada bu borçları yapılandırıyor. Ödenebilir, sürdürülebilir hale geliyor, doğrudur. Ancak sözleşmenin içeriğine dikkat edildiği zaman, bakıldığı zaman Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve Federasyon, kulüplerimizin finansal fair play kuralının ihlalinin önüne çok büyük ölçüde geçtiğini görüyoruz. Bu sözleşmeye uyulmadığı takdirde UEFA'dan önce uymayan kulüp bu ülkenin sınırları içinde Bankalar Birliği ve TFF'n yiyecek. UEFA'nın önüne her zaman finansal fair play kurallarının ihlale eden yaramaz çocuk sıfatıyla bir anlamda ülkemizin imajını zedeleyen kulüpler olarak gidilmesinin önüne geçmiş olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde aslında borçların yapılandırmasından daha fazla önem arz ediyor dedi. Bugün Şenol Güneş Stadında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Saat 19'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Muhtemel 11'ler ise Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Serkan Asan veya Hüseyin, Hugo, Edgar Iye, Marlon, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Bakasetas, Bakayeme, Ekuban, Canini, Ankara Gücü, Ricardo, Thiago Pinto, Kulusic, Salija, Atilla Turan, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Endri Çekici, Lobzanidze, Geraldo, Börven. Trabzonspor ile Ankara Gücü bugüne kadar 82 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 40 kez Trabzonspor, 20 kez Ankara Gücü kazandı. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo Mavililer de bugün 4 önemli isim ceza sınırında mücadeleye çıkacak. Bu oyuncular Bakasetas, Abdülkadir Parmak, Edgar ve Canini. Teknik heyet 4 futbolcuyu da dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve milli aradan sonraki Sivasspor mücadelesini kaçıracaklar. Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı isteyen takımlar pandemi engeline takılıyor. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin bu yakın takibileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon euroluk, 142 milyon Türk lirası değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda. Milli file bekçinin yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi. Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının en çok peşinde koştuğu kalecilerden biri haline geldi. AS Monaco'nun resmi teklif yapmaya hazırlandığı Uğurcan Çakır, La Liga'da forma giymeyi çok istediği için İspanyol menajer Arturo Canales ile anlaştı. Elinde Herrera, PSG, Kepa, Chelsea ve Pique ve Umtiti, Barcelona gibi oyuncular bulunan Canales'in, Uğurcan'a La Liga'dan en iyi teklifi getirme sözü verdiği bildirildi. Bu arada Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır yeni menajerlik şirketi AC Talent'in en değerli oyuncusu oldu. Uğurcan'ın değeri 16 milyon euro. Aynı şirketin en değerli ikinci oyuncusu Paris Saint-Germain'de oynayan Herrera ile Real Madrid'den Vazquez'in değerleri ise 15'er milyon euro. Trabzonspor'da daha önce de önümüzdeki senenin planlamasını yaptığını açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı özellikle hücum bölgesinde ciddi değişimler yapmayı planlıyor. Ligi bilen isimleri kadroya dahil etmek isteyen Avcı ilk olarak Kasımpaşa'nın forveti Koita'nın bitirilmesini istedi. Bu olay bir ay önce gerçekleşti. Süreç içerisinde Koita ile görüşen Trabzonspor kurmayları mesafede kat etti. Ama geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir olay daha yaşandı.
Kasımpaşa yönetimi dikkat çeken bir karar alıp oyuncuyu affedip forma şansı vermeye başladı. Gana milli takımının aday kadrosuna davet edilen Trabzonsporlu futbolcu gelen haber sonrası büyük sevinç yaşadı. Performansı oldukça düşen Ekuban milli takımda yeniden kendisini kanıtlamak istiyor. Ankara Gücü maçı sonrası ülkesine gidecek Ekuban'ın moralli olduğu bilgisine ulaşıldı. Trabzonspor'da Pereira'nın erken ayrılığından sonra sağ bekte tek alternatif Serkan Asan kalmıştı. Bordo Mavililer bu bölgeye takviye için de teknik direktör Abdullah Avcı'nın tanıdığı bir isimde karar kıldı. Yusuf Sabali. Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu için milli maç arasında transfer harekatı başlayacak. Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen ve 2 asist yapan Sabali'nin Fransa pasaportu da var. Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyen Sabali, 2017'den beri de Senegal milli takımında görev yapıyor. PSG altyapısında yetişip, Evian ve Nantes'ta da kiralık oynayan Sabali, 2017'de 4.5 milyon euro bonservisiyle Bordeaux'a transfer olmuştu. Değeri 8 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon 2 maçta da sol bek oynadı. Edin Visca transferinde artık son dönemece girildi. Üst üste alınan yenilgiler sonrasında düşme hattına kadar gerileyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a elenince ipler iyice gerildi. Başkan Göksel Gümüşdağ, takımın abileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Edin Visca ile ayrı bir görüşme yaptı. Devre arasında Trabzonspor'a transferine izin vermediği Visca'ya, takımı toparla. Abilik yap, takım ligde kalsın. O zaman istediğin yere gidersin. Ancak takım düşerse bir yere göndermem. İkinci ligde oynarsın diye rest çekti. Visca'nın ise Gümüşdağ, bu takım ligde kalacak ama ben de gideceğim diye söz verdiği gelen bilgiler arasında. Edin Visca, Abdullah Avcı ile beraber çalışmak istediği için Trabzonspor'u istiyor. Ayrıca Başakşehir maçından sonra Aykut Kocaman da, ligde kalırsa gelecek sezon, doymamış oyunculara ihtiyacımız var. Bu takım değişmeli şeklinde yönetime bir rapor sunmuştu.